Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Deuterostomia yani ikinci ağızlı hayvanlarda kalmıştır Ne demek deuterostomia? Şimdi bir protostomia vardı bir de deuterostomia. Protostomia olan canlılarda e, embriyonik dönemdeki Blastopor ağıza dönüşüyordu Deodorostomia da ise arkadaşlar Bunlarda Blastopor Anüse dönüşür Anüsün karşısında bir ağız oluşur Dolayısıyla bu yüzden de biz bunlara ikincil ağızlı hayvanlar Yani deuterostom tip hayvanlar diyoruz arkadaşlar. E, baktığımız zaman bakın atasal deotorostomiya burada. Deotorostomiyadan sonra ekinodermata ortaya çıkıyor. Yani derisi dikenliler ve notokort, notokort. Yani sırt tipi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Sırt tipi ortaya çıktıktan sonra da artık kordalılar e, devreye girecek. Yani omurgalılara başlayacağız arkadaşlar. İşte sefalokordata, urokordata gibi şunların hepsini işleyeceğiz. Ee, ya da daha çok omurgalılar üzerinde duracağız. Yine bunu da söylemiş olalım. Ekinodermata tabii ki omurgası olmayan ama deotorostom tip olan bir hayvandır. Onu da söylemiş olalım. Peki bunlarda 3 tane özellik var arkadaşlar. Nedir bu özellik? Bunlarda radyal segmentasyon görülüyor. Yani ışınsal segmentasyon görülür. E, blastoporun zıt ucunda ağızın oluşması yine blastoporun anüse dönüşmesi bunların üç önemli özelliğinden bir tanesidir. Biri de gastrula boşluğundan tomurcuklanan mezodermden solomun oluşması. İşte bu mezodermden solom oluştuğu zaman biz buna e, gerçek solomlar diyoruz. Yani solomatlar diyoruz arkadaşlar. Bunlar gerçek solomlu olan canlılardır. İlk önce ekinodermatadan başlayalım. Derisi dikenler. Arkadaşlar bunlar tabii ki çok çeşitli e, canlılar canlılar Canlılara sahiptir canlı cinslerine türlerine sahiptirler bunların çoğu sesil yaşarlar ve yavaş hareket ederler arkadaşlar Genellikle de denizlerde yaşayan canlılardır ee, Larvaları silli bilateral simetri gösteriyorlar Erginleri ise arkadaşlar Şöyle bir dakika şurayı sileyim Penta radyal dediğimiz simetri gösteriyorlar Peki penta radyal dediğimiz simetri nedir? Penta nedir penta? Penta 5 demek değil mi? Radyal simetri ne demek? Hani her taraftan böldüğümüz zaman ışın sağ simetri iki eşit parçaya ayrılan canlı demekti. Bunlar da pentaradyal dediğimiz bunların beş tane böyle kol gibi yapıları vardır. Mesela deniz yıldızı aklınıza gelsin. Bu beş koldan e, ayrıldıkları zaman arkadaşlar simetri gösteriyorlar. E, radyal simetri gösteriyorlar. O yüzden biz bunlara pentaradyal simetri diyoruz. Bunlar da başkalaşım dediğimiz olay. Yani e, erginleri ile larvalar arasında değişen bu başkalaşım olayı vardır arkadaşlar Bunlar da e, iç iskeletleri bulunuyor yine de derilerinin üzerinde dikenli çıkıntılar vardır arkadaşlar Bunlar da Bunlar da su damar domar, e, konuşamadım su damar sistemi dediğimiz açık dolaşıma sahiptirler yine bunların tüp ayak dediğimiz böyle vücutlarının alt kısmında vantuz denen yapıları bulunuyor bu ayaklar sayesinde hem hareket edebiliyorlar hem besleniyorlar hem de gaz değişiminde işlev görüyor bu ayaklar oldukça önemlidir. Derisi dikenlilerde yine eşeyli ve eşeysiz üreme görülür. Rejenerasyon yetenekleri yüksektir. Özellikle mesela deniz yıldızının her bir kolunu ayırdığınız zaman o her bir kol yeni bir canlıya dönüşür. Rejenerasyon yetenekleri çok yüksektir arkadaşlar. Denizlerde yaşadıkları için solungaç solunumu yapıyorlar bunlar. Belirgin bir baş yapıları bulunmaz. Genellikle 5 ışınlı yani az önce de söyledik pentaradya simetri görülüyor. Larvaları bilateral simetridir. Bilateral simetri neydi? Vücudu ortadan ikiye böldüğünüz zaman iki eşit parçaya ayrılıyor demekti. Bunlarda 5 tane klat var. Ben bunların sadece Resim olarak göstereceğim arkadaşlar. Genel özelliklerini bilmeniz yeterli Detayına girmedim. Deniz yıldızları ve deniz papatyaları diyeceğiz asteroidaya. Opi e, uroidaya dediğimiz yılan yıldızları var. Ekinoidea dediğimiz deniz kestaneleri var. Sirinoidea dediğimiz deniz zambakları ve tüy yıldızları var. Bir de holotuidea dediğimiz arkadaşlar deniz hıyarları var. Şöyle resim olarak gösterelim. Mesela asteroide dediğimiz deniz yıldızları bakın pentaradyal simetri dediğimiz simetri bakın burada 5 tane kol var değil mi? Mesela ben bu kolu bu şekilde yaptığım zaman e, pardon yanlış yerden böldüm özür dilerim. Şöyle. Şimdi burada şekil olarak tam e, eşit bir şekilde durmamış. Mesela ben bunu bu şekilde böldüğüm zaman iki eşit parçaya ayrılmış oluyor. Yine buradan getirip böldüğüm zaman iki eşit parçaya ayrılmış oluyor. Dolayısıyla pentaradyal simetri dediğimiz simetri bu şekilde. Yine o dayya dediğimiz yine yılan yıldızları bakın yılana benzeyen e, yapıları var Ekinnoday dediğimiz canlılar arkadaşlar bunlar Mesela şu canlı e, denizin dibinde Hani bulunan kum var ya onun üzerine e, bulunarak Hani çok iyi bir şekilde kendisini saklayabiliyor arkadaşlar oldukça mesela belgesellerde falan da bu canlıdan çok bahsedilir e, görürsünüz mutlaka kinoide silinidoya dediğimiz yine e, bu canlılarımız deniz zambaklarımız var bir de holoturoidea dediğimiz konuşamadım söyleyemedim bir de bu canlılarımız var arkadaşlar bunlar da deniz hıyarları olarak geçiyorlar holoturoidea dediğimiz canlılar. Evet şimdi bunların içerisinden kordalıları göreceğiz bizim için önemli olan kısım aslında kordalılar. Ama derisi dikenliler de hani kordalılarla birlikte aynı yerde yer aldığı için deuterostom tip olduğu için onların da sorunma ihtimalleri vardır. O yüzden derisi dikenliler dikenlilere de birazcık dikkat ederseniz daha iyi olacaktır. Arkadaşlar kordalıların türemiş karakterleri var. Sonuçta kılatlar ayrılırken bakın şurada gösterdik ya korda ortaya çıkıyor. Yani omurga dediğimiz e, yapı ortaya çıkıyor artık bakın şurada şimdi atasal deos, deotorostomia dediğimiz deodorostomi burada sonra bu ekonodermat oluşuyor ekonodermat oluştuktan sonra arkadaşlar yani oluşurken ayrıca bir kola daha ayrılık notokort oluşturuyor yani sır tipi sır tipi oluştuğu zaman zaten korda omurga dediğimiz yapıda otomatik olarak oluşmaya başlıyor dolayısıyla sefalokordata, urokordata dediğimiz canlılar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi bunların türemiş bazı karakterleri var arkadaşlar. Bu karakterlerden hemen bahsedelim. Nedir bunlar? 4 tane özelliğe sahip olması gerekiyor. Bir kordalının kordalı olarak hayva isimlendirilebilmesi için 4 özelliğe sahip olması gerekiyor. Birincisi yaşamlarının en az bir döneminde sırt bölümlerinde bulunan dorsal içi boş bir sinir kordonu bakın şu bir sarıyla boyanmış olan yer sinir kordonudur. Daha sonra sindirim borusu ve sinir kordonu arasında yer alan ve destek sağlayan bir notokort. Bakın notokort da arkadaşlar yine burada daha böyle açık sarı gibi görülen kısımdır. Bakın şu notokort. Üçüncü olarak solungaç yarıkları ya da açıklıkları biz Buna faringeal yarıklar diyoruz arkadaşlar. Bakın solungaç yarıkları var burada. Daha sonra ee, vücudun arka bölümünde bulunan kaslı postanal kuyruk, yani kaslı bir kuyruk. Bakın kaslı kuyruk da burada var. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz de kordalıyız. Peki bizim kuyruğumuz nerede? Bizim solungaçlarımız nerede? Arkadaşlar embriyonik dönemde sonuçta plasanta oluşana kadar biz belirli bir süre anne karnında plasentasız olarak büyüyoruz. E, büyüdüğümüz zamanlarda da bir kese içerisinde bir su içerisinde büyüyoruz. Sonuçta işte e, zigot oluştuktan yaklaşık bir hafta sonra ne yapıyor? Rahime düşüyor. Rahimde tutunuyor. Daha sonra kese oluşumu falan gözleniyor. E, kesenin içerisinde de ne var? Su var, amyon sıvısı var. Bu amyon sıvısının içerisinde bizim alışveriş yapmamız lazım. Gaz alışverişi, plasant oluşana kadar. İşte plasant oluşana kadar embriyoda arkadaşlar, farinjeal yarıklar bulunur. Solungaç yarıkları. Yine dikkat ederseniz bakın şuraya şöyle bir çizeyim embriyoyu. Bakın şu kafa. Tabi birazcık hani şey olacak ama şöyle bir yapıya sahibiz anne karnında böyle ilk zamanlarda bakın şurada göz çukurları zaten oluşmaya başlıyor bizim hemen şurada arkadaşlar solungaç yarıklarımız bulunur farinjeal yarıklar daha sonra burada hemen kuyruğumuz vardır. Yine sırtımızda sırt tipi notokort dediğimiz yapı vardır arkadaşlar. Yine omurgamız vardır. Dolayısıyla anne karnındaki görüntümüz hemen hemen bu şekildedir ilk zamanlarda. Daha sonra yavaş yavaş insan görünümünü almaya başlıyoruz. E burada o zaman bizim anne karnındaki dönemde solungaç yarıklarımız var mı? Var. Notokordumuz var mı? Var. Kuyruğumuz var mı? Var. Daha sonra bu kuyruk içeriye çekilir. Vücudun içerisine doğru bacaklar oluştu, oluştuğu zamanlarda. Hatta kuyruk sokumu dediğimiz kemik de buradan gelir. Çünkü kuyruğun ucundaki kemikler birbirleriyle kaynaşabilir bulunabilir ayrı da bulunabilir ve kuyruk sokumunu oluşturur arkadaşlar. Bazı insanlarda bu kemikler içeriye tam çekilemiyor ve kuyruklu doğumlar gerçekleşebiliyor. Ee, mesela internete yazın vardır kuyruklu doğumlu e, olan işte e, insanlar orada görülüyor. Bazı resimler tabi photoshop hani onlara çok inanmayın ama mesela küçük böyle bir parmak şeklinde bir çıkıntı olabiliyor. Bunu genelde doktorlar alabiliyorlar arkadaşlar ama eğer kani tehlikesi varsa alınmadan da kalabiliyor çünkü sonuçta bu kuyruğun içerisinde hani omurga'nın bir devamıdır orası, omurga'nın içerisinde de ne vardır? Sinirler vardır. Bu sinirler zarar görürse insanı felç bırakabilir. O yüzden bir zararı varsa alındığında zarar oluşturacaksa o zaman alınmayabiliyor kuyruklu da yaşanabiliyor maalesef. Evet bu şekilde dediğimiz gibi bir hayvanın omurgalı olabilmesi için bu dört özelliğe sahip olması gerekiyor. Şimdi notokorttan birazcık bahsedelim. Arkadaşlar kordalılar zaten isimlerini notokorttan oluyorlar. Notokort nedir? Ee, sindirim borusu ile sinir kordonu arasında bulunan böyle uzunlamasını esnek bir çubuk arkadaşlar bu destek sağlıyor bunun içerisinde işte sert böyle a bağ doku ile çevrelenen burada a doku yazmışım bağ doku olacak sert bağ doku ile çevrelenen böyle içi sıvı dolu büyük hücreler vardır arkadaşlar bu hücrelerin içerisinde bulunan kofullar vardır bu kofullarda turgor yaratan yani turgor oluşturan turgor ne demekti sıvının basıncıydı bir sıvıyla dolu ve notokorda arkadaşlar ne yapıyor bu sıvı sert ama esnek bir özellik sağlıyor yani notokord bu şekilde bir yapıdır bunlar ee, kordalı, kordalının böyle uzunluğu boyunca genellikle uzanarak iskelet gibi destek sağlıyor dolayısıyla larvalarda e erginlerde kalıntı şeklinde bulunabiliyor. Tabii ki bu embriyonik dönemde bulunan bir yapıdır ama kalıntı şeklinde bulunabiliyor arkadaşlar. Bir katılık sağlayabiliyor. Mesela esnek bir yapıya sahip olduğu için yüzme sırasında kaslara böyle desteklik sağlayabiliyor. O yüzden de oldukça ee, önemli bir parça peki insanda nerede bulunur arkadaşlar insanda indirgenmiştir ve omurlar arasına sıkıştırılmıştır. O hani omurlar arasında bulunan diskler var ya o disklerin bir parçasını oluşturuyor. Dolayısıyla insanda oldukça indirgenmiş bir yapıdır. Şimdi dorsal ve içi boş olan bir sinir kordonunun bulunması gerekiyor dedik. Arkadaşlar zaten kordonun embriyosunda bu sinir kordonu mutlaka bulunmak zorunda. E, ektoderm tabakasından gelişen bir yapıdır sinir kordonu. Bunlar bu şekilde olan dorsal sinir kordonu sadece omurgalılarda yani kordalılarda bulunan bir özelliktir. E, beyin, omurilik gibi merkezi sinir sistemine daha sonra gelişiyor arkadaşlar sinir kordonu. Farinjeal yarıklardan ya da açıklıklardan bahsedelim. Yani solungaç yarıkları. Arkadaşlar e, ee, bizlerde de dediğimiz gibi embriyonik dönemde bulunuyor. Embriyonik dönemden sonra bunlar e, farklılaşabiliyor. Baş ve boyundaki diğer yapıların gelişiminde rol oynuyorlar. Yine kulağın kısımlarını oluşturuyorlar. Dolayısıyla 4 e, dört bacaklı yani tetrapoda dediğimiz dört bacaklı üyelerinde yani dört bacaklı grubunun üyelerinde bunlar kulak kısımlarını baş ve boyundaki diğer yapıların gelişiminde önemlidir. Solungaç yarıklarınız zaten ne işe yaradığını da biliyoruz değil mi? Gaz değişimini sağlıyor. Bu yüzden iyi uyum sağlamıştır arkadaşlar. Kaslı postanal kuyruk, bu da dediğim gibi hani birçok türde tabii ki bu indirgenmiştir bu. Mesela bizlerde indirgenmiştir arkadaşlar. Ama e, yine birçok canlıda da bulunur Mesela kuyruk dediğimiz zaman e, atlarda, ineklerde falan bundan kuyruk aklınıza gelmesin omurganının omurganın devamı olan kuyruk aklınıza gelecek. Onlardaki kuyruk omurganın devamı olan bir kuyruk değildir. Farklı bir yapıdaki kuyruktur arkadaşlar. Dolayısıyla ee, bizim burada bahsettiğimiz kuyruk omurganın devamı olan bir kuyruktur. Onu da söylemiş olalım. Şimdi burada size sefalo sefalokordatadan ve urokordata dediğimiz tulumluları göstermek istiyorum. Bunların dediğim gibi detaylarına inmeyeceğim. Sefalo Sefalokordata dediğimiz dememizin sebebi başı kordalılar. Arkadaşlar bunlar da omurga baş kısmında bulunuyor. O yüzden de yani notokord dediğimiz yapı baş kısmından başlıyor. Bu yüzden de biz bunlara başı kordalılar diyoruz. Yine e, ee, urokordata dediğimiz tulumlular ya da kuyruğu kordalılar ya da diğer bir isimle tunikatlar. Bunların da kuyruklarında e, omurga bulunur. E, baş kısmında bulunmaz. O yüzden de arkadaşlar biz bunlara tulumlular veya başı pardon kuyruğu kordalılar diyoruz. Evet gelelim şimdi Kordalıları işledik. Şimdi bir de geliyor biraz daha özelleşiyoruz. Kraniyata yani kafa taslılara doğru geliyoruz. Bakın yine buradaki şeyden göstereyim ben size. Mesela arkadaşlar. Şimdi kordalıların genel özelliklerini gördük. Bu kordalılara dahil olan sefalo kordata ve uro kordatayı gördük. Buradan sonra artık kafa taslılara geliyoruz. Yani kafa tası ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla kafa taslılardan sonra artık tamamen Omurgalılara geçeceğiz, omurgalara geçiş yapacağız. Şöyle kafa taslılara da bakalım. Özelliklerine, kraniyata dediğimiz canlı grubu. Arkadaşlar, bunlarda beyin, gözler, duyu organları, bunlar baş bölgesinde yerleşmiştir, kafa tası bulunur, bu yüzden de kafa taslar olarak isimlendiriliyor. Bunlar da arkadaşlar, bu başın ortaya çıkması. Daha karmaşık hareketleri ve beslenme davranışlarını koordine etme yeteneği kazandırmış. Yani bunlarda daha karmaşık hareketler görülebiliyor. Kraniyata yani kafa taslı olan canlılarda artık gittikçe karmaşık bir yapı haline almaya başlıyoruz. Şimdi kraniyatanın türemiş özellikleri vardır. Türemiş karakterleri vardır. Arkadaşlar bunlar da hox genleri hoksgenleri iki ya da daha fazla setine sahip oluyorlar bunlar hoksgenlerinin. Anfiyoksus dediğimiz bir canlı var veya diğer bir isimle bat batrak dediğimiz canlı. Bu canlı böyle şeffaf bir canlı mutlaka görmüşsünüzdür. Bunu burada resmi var mıydı hatırlamıyorum ama Anfiyoksus'un yok galiba koymamışım. Arkadaşlar, amfioksus ve tunikatlar sadece bu genlerden bir tanesine sahiptirler, hox genlerinden e, bir sete sahiptirler. Bu canlılar. Şimdi, e, kranyata dediğimiz canlılara özgü bir özellik daha var. Nöral taç veya nöral kres dediğimiz e, embriyo da kapanmış olan nöral tüpün dorsal kenarlarında görülen hücre toplulukları vardır. Şimdi böyle söylediğim zaman böyle çok karmaşık gibi gelebilir ama embriyonun böyle nöral tüpü var biliyorsunuz. Hani nöral tüp ilk önce oluşuyor. Daha sonra bu nöral tüpten de ne oluşuyor? İşte sinir sistemi oluşuyor. Bunların dorsal yani sırt kenarlarında, arka kenarlarında hücre topluluğu bulunuyor ve biz bu hücre topluluğuna nöral krest yani nöral taç diyoruz. Arkadaşlar bu nöral taç embriyonun her tarafını yayılıyor ve bazı şeylere farklılaşıyor. Nedir? Neyi oluşturuyor peki bu nöral hücreleri? Mesela dişleri oluşturuyor. Kafatasını, yumuşak dokularını, bazı kemikleri, kıkırdak parçalarını, yine yüz bölgesindeki derinin alt tabakasını oluşturuyor. Melanosit dediğimiz vücudumuza renk veren hücreleri oluşturuyor. Çeşitli tipte sinir hücreleri, meninges zarlarını, yine adrenal bez medullasını, neydi böbrek üstü bezlerini medulla kısmını oluşturuyor. Türet bezinin C hücrelerini gözlerde bulunan duyu kapsüllerini ve diğer organlarında da birçok yapıyı oluşturuyor. Dolayısıyla bu nöral krest hücreleri kraniyatanın türemiş bir özelliğidir arkadaşlar. Şimdi sucul olan kraniyatalarda far faranjel yarıklar solungaç yarıklarına gelişiyor. Ama ee, karada yaşayanlarda arkadaşlar faranjel yarıklar tabii ki işte kulaktır, boyundur o bölgeleri oluşturuyor. E, bunlar da yine kırmızı kan hücrelerine sahip canlılardır. Yine kandaki atıkları temizleyen böbreklere sahiptirler. Bunlar da yine kalp görülür arkadaşlar. En az iki odacıklı. Mesela balıklarda iki odacıklıdır. Bizlerde dört odacıklıdır. Dolayısıyla bu tür özelliklerde yine kraniyata da görülmeye başlıyor. Bakın nöral taç hücreleri şunlar. Şimdi nöral tüp burası. Ne oldu? Embriyo bakın katlanıyor. Katlandığı zaman bir nöral tüp oluştu. Nöral tüpün hemen şurada nöral taç hücreleri vardır veya nöral krest dediğimiz hücreler vardır. Bunlar da vücudun farklı yerlerine yayılarak farklı farklı şeyleri oluşturuyor dediği Şimdi burada da mesela mixini dediğimiz bir canlı grubu var. Bunlar da artık ilk defa baş oluşumu gözlenmiş. Arkadaşlar bunlarda kıkırdaktan yapılmış bir kafatası vardır ve iskeletleri de aynı şekildedir. Çene, mide ve omurgaları yok bunların omurgaları yoktur artık omurgaları henüz giriş yapmadık bunlar kordalılar bunlar üç tane küçük kalp var kraniyatanın en ilkel canlısı bunlardır arkadaşlar miksini dediğimiz canlılar zaten baktığınız zaman da solucana benzeyen bir canlı Evet böylece biz vertebrata yani omurgalılara geliyoruz. Videoyu burada bitiriyorum. Çünkü omurgalıların özelliklerini anlatıp artık ee, balıklara giriş yapacağız. Yani balıklar, işte sürüngenler, amfibiler falan bu şekilde omurgalara doğru, memelilere doğru geleceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.